Saygıdeğer hanımefendi, çok değerli misafirler, değerli konuklar, çok kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli basın mensupları. OPET'le birlikte saygıdeğer hanımefendinin himayesinde başlatacağımız Temiz Yarınlar Okullardan Başlar projesinin tanıtım törenine hoş geldiniz. Şeref verdiniz, sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Saygıdeğer hanımefendi, bir yıl içerisinde sizin himayenizde 5 proje başlattık. Birincisi, okul öncesi eğitimin tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmasıydı. Gerçekten eğitimin tüm kademelerinde OECD ortalamalarına ulaşmış olmamıza rağmen okul öncesi eğitimde istediğimiz noktada değildik. Bunun için sizin himayenizde 3000 yeni anaokulu yapmak için yola çıktık. Bu 3000 anaokulunu yapmak için yola çıkarken Türkiye'de 2782 tane bağımsız anaokulu vardı. Ve bir yılda bu projeyi tamamlamayı hedef olarak koyduk. 2782 ile karşılaştırdığımız zaman gerçekten çok iddialı bir projeydi. Ve çoğu insan bu projeyi gerçekleştiremeyeceğimize inandı. Ama Allah'a şükür bir sene geçmeden 2050 bağımsız anaokulunu, 15.500 bağımsız ana sınıfını tüm çocuklarımızın hizmetine sunduk. 5 sınıf bir anaokulu kapasitesine karşılık geldiği için aslında biz bir yılda 5.150 bağımsız anaokulu kapasitesi oluşturmuş olduk. Ve bu yatırımımız sizlerin himayesinde bu yürüyen proje sayesinde 5 yaşındaki okullaşma oranı bir sene önce %65 iken şu anda %97'ye ulaştı. %100'e 3 puanımız kaldı. Allah'ın izniyle 2022'nin sonunda %100'ü 5 yaşta aştığımız gibi 4 yaşta da 3 yaştaki okullaşma oranlarında da ciddi iyileşmeye yol açacağız. Çok teşekkür ediyoruz bu katkılarınız için. İkinci projeyi başlattık 26 Ekim'de. Dedik ki biz biraz önce değerli hanımefendi bahsettiği kısmi değil, tüm okulları göz önüne alan projelere ağırlık verdik. Ve dedik ki bu ülkenin tüm okullarında kütüphane olsun. Ve kütüphanesi okul kalmayacak projesine başlattık. 2 ay gibi kısa sürede 16.361 tane kütüphane yapıldı bu ülkede. 2021 yılı itibariyle kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı. Ve hedefimiz 28 milyon olan kitap sayısını kütüphanelerde 100 milyona çıkartmaktı. Geçen hafta itibariyle 103 milyona çıkarttık ve projeyi tamamladık. Üçüncüsü, sizin büyük hassasiyet gösterdiğiniz ve bu ülkede özellikle çocuklarımızın o kültürle yetişmesi için büyük çaba, emek, destek verdiğiniz sıfır atık ve çevre bilinciyle ilgili tüm ilçelerde bir okul yapılacak şekilde, örnek okul yapılacak şekilde çevre dostu bin okul projesine başlattık. İstedik ki çatısında GES'ten yağmur toplama ünitesine, sıfır atık kütüphanelerine ve kompost makinesiyle tüm atıkların tekrar kullanıma hazır hale getirildiği ve çocuklarımızın yaşayan çevre dostu okullarda o kültürde yetişmelerine imkan veren bin okul tesis edelim. 3 ayda 1000 okulu yaptık ve tamamladık. Bir diğer proje, nerede kalmıştık projesi oldu. Kadın Kolları Başkanımızla da birlikte kadınlarımızın iş gücü piyasasında çok daha dirayetli, dimdik durabilmeleri, bir vesileyle terk etmiş oldukları eğitimlerini tekrar tamamlamaları ile ilgili hayat boyu öğrenme kapsamında yeni bir fırsat verdik. On binlerce kadınımız bu fırsattan yararlandı. Ama o proje sayesinde hayat boyu öğrenme ile ilgili süreçlerimizi tamamen gözden geçirdik. Milli Eğitim Bakanlığı tüm Türkiye'de yetişkinler için yaklaşık yılda 4-5 milyon vatandaşımıza kurslar üzerinden eğitim verirken biz dedik ki bu nerede kalmıştık projesinden sonra hedefimiz her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmak. 10 ay geçti, 11. aya girdik, 10,5 milyon vatandaşımıza ulaştık. Ve bunların %65'i kadınlarımız oluşturuyor. Bir diğer proje, efendim yine sizin himayenizde toplumun en temel yapı taşı olan
ailenin güçlendirilmesi ve muhkem kılınması ile ilgili, aile değerlerinin ve kültür değerlerinin tekrar hatırlatılmasını, aile içi iletişimin tekrar güçlendirilmesini, madde bağımlılığından internet bağımlılığına kadar çocukların tüm bağımlılıklarını farkındalığını ebeveynler üzerinden gerçekleştirecek şekilde, aynı zamanda çevre duyarlılığını, ilk yardım eğitimini, trafik bilgisiyle ilgili ailelerimizi güçlendirecek aile okulu projesine başlattık. 18 Ağustos 2022 ve yıl sonuna kadar hedefimiz 1 milyon aileye ulaşmaktı. Gelirken rakama baktım, 460 bin aileye şimdiden ulaşmışız. Bugün de yine sizlerin himayesinde Temiz Yarınlar Okullardan Başlar başlıklı çok kapsamlı bir projeyi başlatıyoruz. Bu proje sadece tuvaletlerin, tüm okullardaki tuvaletlerin gözden geçirilmesi projesi değildir. Bu proje okulların tüm ortamlarının temiz ve hijyen kuralları ama aynı zamanda tasarrufla, çevre bilinciyle yeniden dizayn edileceği çok önemli bir projedir. Aslında biz bugün bu projeyi başlatmadan önce temel eğitimde 10 bin okul projesiyle, meslek eğitimde 1000 okul projesiyle bu okullarımızı tüm temizlikle ilgili altyapılarını hep elden geçirdik. Ama bu projenin süresini de 6 ay olarak koyuyoruz. 6 ay içerisinde 57.108 okulumuzun tamamını Allah'ın izniyle elden geçireceğiz. Artık tuvaletlerle ilgili, okulların temizliğiyle ilgili bu toplumda hiç kimse konuşamayacak. Artık dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda eğitimde erişim problemi çözüldükten sonra artık kalite odaklı, çocuklarımızın çok sağlıklı, güvenli okul ikliminde eğitim almaları ile ilgili projelere ağırlık veriyoruz. Ben efendim tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz adına sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Tüm bu projelerdeki destekleriniz için. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum destekleri için. Projenin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ve protokolün ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Sayın Bakanımız, 2022 yılı arasında tema konusu olarak çalışılmış olan Edirne Kâhi sanatıyla hazırlanan bu tabloda doğumu, varlığı ve köklerinden dallara uzanan yapısıyla da yaşama sevincini sembolize eden hayat ağacı deseni işlenmiş bir eseri Sayın Bakanımız, Sayın Hanımefendi'ye takdim ettiler.